Arkadaşlar, şimdi hep beraber sizinle birlikte kağıt hamurunu yapalım. Size ben de araştırıp öğrendiğim kadarıyla kağıt hamuru nasıl yapılır, şapkada kullandığım görselleri size göstermeye çalışacağım. Gördüğümüz bu tuvalet kağıdından böyle parçalar koparıyoruz. Ben daha önceden kopardım parçaları şöyle. Gördüğünüz gibi videonun uzamaması için. Şimdi bunları böyle parçalara bölüyoruz. Küçültmek amacıyla. Bunlarla değişik şekiller, değişik objeler çıkartarak süslemelerinizde kullanabileceksiniz. Biraz su koyuyoruz üzerine. Islatarak bunların parçalanmasını sağlayacağız şimdi. Biraz ilk etapta fazla koyduk zannedersem. Makineye çok fazla geliyor bunlar böyle. O zaman ne yapacağız? Hemen boşaltıyoruz. Elimizde bunları parça pinçik parça pinçik yapıyoruz. Küçültüyoruz. İyice sıkıp suyunu alıyoruz. Suyunu aldıktan sonra tekrar bunu küçük küçük parçalara ayırıp ufaltıyoruz ki yoğurma esnasında bize zorluk yaşatmasın. Şimdi arkadaşlar, bu okul tutkalı da dediğimiz beyaz tutkaldan içine döküyorum. Siz tabii ki bunu yaparken eldiven kullanırsanız daha iyi olur. Ben pek eldiveni sevmediğim için köfte yoğurur gibi böyle elimden girmeyi seviyorum. Bunu güzelce yoğuracağız şimdi. Aynı köfte hamuru gibi. Bunun içine 2-3 yemek kaşığı bebek yağı. Bebek yağı yoksa şayet sıvı yağ da kullanabiliriz. Bu hem
hamurumuzun parlak hem esnek olmasını sağlayacaktır. Güzelce yoğuruyoruz. Böyle çok yapış yapış bir şey oluyor bu şekilde. Şimdi bunu mısır nişastasıyla kıvama getireceğiz. Bunu az önce söylediğim gibi kendiniz şekiller verebilirsiniz. Hazır kalıplarınızdan obje çıkartabilirsiniz. Birçok çeşit bununla çıkartıp süslemeler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şimdi bunu mısır nişastasıyla kıvamlayacağız. Kurabiye falan yaparken biz ev hanımlarının kullandığı bir tabir vardır. Kulak memesi sertliğinde. Elimize yapışmayacak şekilde olacak. Pirinç, mısır nişastasını yavaş yavaş ilave ediyoruz. Çok katılaşmadan, sertleşmemesi için. Bu okul tutkalı her yerde kullanabilirsiniz. Zaman içinde atacağım videolarda bu tutkanla yapabileceğimiz daha birçok çeşidin olduğunu göreceksiniz sizler de. Biraz daha vereceğiz ele yapışmaması için. Sizler bunu çalışma masanızın üzerinde aynı hamur yoğurur gibi yoğurabilirsiniz. Evet, yavaş yavaş hamurumuz kıvamlanmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi neredeyse hamurumuz oldu. Gördüğünüz gibi böyle yumuşacık bir hamur elde etmiş olduk. Bunu ağzı kapalı poşetlerde buzdolabınızda saklayabilirsiniz. Kullanacağınız zaman oradan çıkarıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir silikon kalıbım var. Benim kendimin de buradan çalıştığı obje çıkartıyorum. Silikonumuzu bebek yağından ya da bir kremden yağlıyoruz. Hamurumuzu bunların içine yerleştirip kurumaya bırakıyoruz. Diğer silikon kalıplarında da aynı bu şekilde objeler çıkararak kendinizi süslemeler yapabilirsiniz. Şu an kurumadı yaş ama şöyle ben karşıdan göstereyim. Gayet güzel objeler çıkarmanız bu hamurdan mümkün. Bunu kağıt peçeteler, tuvalet kağıtlarıyla hatta gazete ile bile yapmanız mümkün. Arkadaşlar hep birlikte yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.